Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Rise of Kingdoms eğitim serisinin 5. bölümündeyiz. 5. bölümde anahtardan gelen efsanevi komutanlar hakkında konuşacağız. Size kullanım alanları nelerdir, ne alanlarda hizmet edecekler ve ne zaman aranızdan veda edecekler, onlardan faydalanmayı ne zaman bırakacaksınız, bunlardan bahsediyor olacağım. Bir sonraki bölümde fetih sezonuna kadar hangi komutanları kasarak ilerlersiniz, efsanevi heykellerinizi hangi komutanlara harcarsanız, build kurmakta yani komutan perlemekte, ilerleyen aşamada komutan sırasına göre hangilerini kasarsanız nasıl olur vesaire. Hani bir yol haritası çıkartacağız. Free to play low spender dostlarımız için çok faydalı olacak. Biraz olsun para harcayan dostlarımız için de çeşit ve seçenek de yaratmaya çalışacağız. O videoda birçok şeyi değerlendiriyor olacağız. O videoyu kesinlikle kaçırmayın. Ayrıca içeriklerimiz sizin için değerliyse, hoşunuza gidiyorsa ve faydalanabiliyorsanız bir beğeni bırakıp halihazırda kanala abone değilseniz de abone olarak bana destek olabilirsiniz. Çanı açtığınızda da bildirimlerle videolardan daha fazla haberdar olacaksınız. Rise of Kingdoms'a dair soru işaretlerini gidermek adına aklınızdaki soruları yorumlar kısmında bana yöneltirseniz sizler için cevaplandırıyor olacağım. Evet sevgili dostlar, altın anahtar komutanlarına geldik. Öncelikle söylemem gereken yegane şey şu: altın anahtar komutanlarına yeni başladığınızı varsayarak buradan gösterip efsanevi heykellerimizi kesinlikle harcamıyoruz. Onların gelişmesi tamamen altın anahtar üzerinden olmalı. Siz uzun süreli bir oyun oynayacağınız için ihtiyacınız olan şey güçlü olan komutanlara elinizdeki kıt kaynakları harcamak. Böylece güçlü olmayı sağlayabilirsiniz. Yani güçlü olan oyuncularla aranızdaki farkı daha da büyük hale getirmemek için israf etmemeniz lazım elinizdeki kaynakları. Bu yüzden elinizdeki heykelleri mümkün olduğunca metada güçlü olan veya metada güçlü olan komutanlarla eşleştirebileceğiniz şekilde planlayarak kullanmanız, harcamanız gerekiyor. Bu yüzden altın anahtar komutanları bir gün elbet fullenecek. Bu oyun uzun süren bir oyun. Fetih sezonuna kadar sizin yapmanız gereken hazırlıklar çok önemli. Fetih sezonunda çünkü olay daha da ciddi, daha da zorlu bir hal alacak. Çok güçlü komutanlar gelecek. Erken oyunda kasmış olduğunuz komutanlar çok da bir şey ifade etmemeye başlayacak. O yüzden mümkün olduğunca fetih sezonuna hazır olmaya çalışacaksınız. Ve elinizdeki kaynakları doğru yönetmeye çalışacaksınız. Şimdi altın anahtardan toplama komutanları geliyor. Toplama komutanlarının ikinci becerisi bizim için önemli. Onların ilk becerisini açtıktan sonra ikinci becerisini de açıp bütün bastığımız heykellerin ikinci becerisine gitmesi için dualar edeceğiz. Gelelim bizim için önemli olan komutanlara. Bizim için önemli olan komutanlar Cao Cao. Mesela birincisi, 4 tane önemli komutan var bizim için. Birincisi Cao Cao, ikincisi Mehmet, üçüncüsü Martel, dördüncüsü Pyrrhus. Onun dışında çok da böyle oyunda faydalanabileceğiniz efsanevi altın anahtar komutanı yok. Bazıları bir miktar bir süre size hizmet edecekler ve bir yerden sonra oyundan ayrılacaklar. Onlara da değineceğim. Öncelikle bu önemli olanlardan bahsedeceğim. Şimdi Cao Cao bize ne konuda hizmet ediyor? Barış koruma olduğu için barbar keserken mümkün olduğunca bize daha fazla tecrübe puanı, daha fazla barbara hasar vermesi, işte komutanın iyileştirmesinin olmasıyla kıtanın daha fazla dışarıda kalması, yüksek hasar değerine sahip olmasıyla birlikte daha rahat barbar kesmenizi sağlaması gibi özellikleri var. Onun dışında hareketlilik ağacına sahip olduğu için bir önceki videoda Belisarius için anlatmış olduğum farm avlama ve aynı zamanda inaktif kalmış barbar kıtalarını avlama konusunda rahatlıkla Cao Cao'yu kullanabilirsiniz. Ama ilk etapta 60. seviyeye atarken efsanevi komutanlarınızda efsanevi yıldız eksikliği çekeceksiniz. Yani bu sarı yıldızlar birazcık zorlayacak sizi. Hem işte kasmaya çalıştığınız bir komutan olacak hem de bunları böyle birazcık yükseltmeye çalışacaksınız. O yüzden de ilk etapta Belisarius'un arkasında kullanırsınız. Belisarius rahatlıkla 60'a atabileceksiniz. Hareketlilik ağacından faydalanabileceksiniz. Cao Cao'nun da hasarından faydalanıp avlanırsınız. Ondan sonraki süreçte Cao Cao atmış olduğunda Belisarius'u çıkartır da atıyorum. Başka süvari komutanınız yoksa Baybars'ı arkaya koyarsınız. Yine aynı Belisarius'ta gösterdiğim yetenek ağacıyla hızlı hızlı avlanırsınız. Barış koruma zamanında da barış koruma ağacına geçersiniz. Onun dışında bütün oyundaki iyi diyebileceğimiz birinci komutanları yapana kadarki süreçte süvari komutanlarınıza ikinci komutan olarak hizmet edecek bir komutan kendisi. Hasarı iyi, işte buffları fena değil. Yani işte %30 saldırısı var, işte intikal hızı var, bilmem nesi var, iyileştirmesi var. Hani idare eder bir süre sizi. Onun dışında barbar kalesi keserken de ralliler açmanızda hasarının iyi olması, barbara karşı hasarının olmasıyla size hizmet edecek bir komutan. Bir diğer altın anahtar komutanı ilk gördüğüm Frederick. Frederick destansı komutanlara göre iyi bir hasarı var. 3 saniye boyunca %80 ihtimalle olacak uzmanlık olmadığında. 800-800 vurduracak size. İşte 3 kere vurduğunuzda ki %80 ihtimalle, hadi bir tane vurmadınız, 1600 vuracaksınız diyelim. Destansı komutanlar açısından işte daha iyi bir hasar olduğu için, kapasitesini arttırdığından dolayı statlarınız vesaire artacağından dolayı iyi işler yapabilirsiniz ikinci komutan olarak ama çok kısıtlı bir süre size hizmet edecek. O yüzden ilk becerisi 5 olursa 4 olursa size güzel hizmet edebilecek ama kısa süreli hizmet edebilecek bir komutan. Onun dışında ilerleyen aşamada daha iyi komutanlar geldiğinde çok da ihtiyacınız olmayacak. Gelelim Mulan'a. Mulan altın anahtardan geliyor ama daha çok balinaların Trajan Mulan kullanımıyla işte buff debuff özelliklerini haritaya yansıtmak için tercih edilen bir komutan ikilisi. Çok da aslında kill veren bir ikilidir. O yüzden free to play love spender'ın kullanmaktan kaçınması gereken bir komutandır. Sadece barbar keserken barış koruma özelliğinden faydalanma amacıyla kullanırsınız. Ayrıca tecrübe puanı kazanımını çok yükselttiği için de size güzel bir şekilde komutan kastırma imkanı sağlayabilir. Onun dışında faydalanacağınız çok bir şey yok. Bizim için kıymetli olan Charles Martel'e geldik. Charles Martel erken oyunda ilk becerisi 5 olursa güzel işler yapabilir. Yani hem sağlamış olduğu işte tanklık muhabbeti hem hasar bonusu vesaire oyunun erken zamanda 5 savunma 5 sağlıkla başlıyor olmasıyla aslında işte Santuz'unuzun arkasında güzel statlar verebilecek. 4. becerisinde de işte buradan %10 karşı saldırı alsanız hani Santuz'udur, Mundeok'tur, Björn'dür. Hani değerlendirebileceğiniz bir komutan. 60. seviye yıldız sorunu yapmadan atabilirseniz, sorun olmadan atabilirseniz birinci komutan olarak bunu koyup arkasına destansı komutanınızı saklayıp 2. 3. KVK'da da kullanabileceğiniz, size fetih sezonuna kadar hizmet edebilecek komutan. Garnizon olmasına kanmayın. Free to play love spender'ların şehrini full olmayan bir Martel'le çok verimli kullanabilmesi, koruyabilmesi çok mümkün olmayacaktır. Çok para harcayan insanlar sizi rahatlıkla sıfırlayabilecektir. Ama sizin seviyenizdeki bir oyuncunun sizi sıfırlayamaması için hani Charles Martel'i koymanız veya işte uyumaya gittiğinizde Santuz'u garnizon ağacına geçirmeniz gibi şeylerle belki bir şeyler yapabilirsiniz ama onun dışında çok da bir şey olmaz. Ama zaten oturmuş bir krallıkta oynuyorsanız siz zaten krallığınızda kimse sıfırlamaz. KVK'da da doğru yerde TP olduysanız kimse size zarar veremiyor. Buna dikkat ettiğiniz sürece Martel'in garnizon ağacıyla vesaireyle uğraşmanıza da gerek kalmaz. Böyle hayallerde kurmanıza çok da gerek yok efendim. Mehmet bizim için en değerli altın anahtar komutanlarından bir tanesi ve oyunun en uzun süre kullanılan altın anahtar komutanlarından bir tanesi. Çünkü statları çok iyi. Alan hasarı 5 tane kıtaya vuruyor. Statları da 1. noktadan itibaren %8 saldırı %8 beceri hasarıyla başladığı için çok verimli. Artı kıta kapasitesi bonusu var. %2 ile başlıyor sonra %10'a kadar çıkıyor. Fetih sezonu ile birlikte gelen kıta kapasitesi teknolojilerini aslında bir noktada sizin için aradaki farkı kapatacak bir etki yaratıyor olmasından dolayı hani oyun ilerledikçe değeri artan 5 kıtanızın da 5'ini oyunun metasında en iyi noktaya götürene kadar ikinci komutan olarak size hizmet edebilecek kıymetli bir komutandır. Liderlik ağacına sahip olduğu için liderlik ağacına sahip olan bütün komutanları ikinci komutan olarak kullanacağımız için ikinci komutan olarak çok uzun süre hizmet edecektir. Hani ilk becerisi 4'e ulaştığında 5'e ulaştığında bir destans komutandan çok daha iyi işler yapabilecektir. İkinci beceriyi kitleyip ilk beceriyi 5 yapmaya çalıştığınız süreçte hani çokça faydalanabilirsiniz kendisinden ikinci komutan olarak. İlerleyen aşamada da fetih sezonunda güzel işler yapacaktır. Şunu atlamayalım. Evet. Geldik Jules Caesar'a. Jules Caesar yine Frederick gibi düşünün aslında kendisini. Frederick gibi bir komutan. Erken aşamada statlarının yüksek olması, alınan hasarı azaltması, kıta kapasitesiyle destans komutanlarınızın arkasında ilk becerisi de hızlı yükselirse aslında kullanabileceğiniz, statlarına destek atabileceğiniz bir miktar diğer destans komutanlara göre yüksek statları olmasından dolayı verim verebilecek bir komutan. Ama ilerleyen vadede artık komutan pairlemekte daha iyi komutanlar geldiğinde Jules Caesar hemen aramızdan ayrılacak. O aşama gelene kadar faydalanabileceğiniz fena olmayacak statlar veren bir komutan. Onun dışında geldik Ragnar'a. Ragnar yine liderlik ikinci komutan olarak kullanacağız. İkinci komutan olarak kullanırken de şöyle bir durum var. Mehmet'e göre biraz daha zayıf bir ikinci komutan ama yine de birçok ikinci komutana göre iyi denilebilecek statları var. İlk becerisinin hasar vurmuyor olması yine kendisini Caesar gibi bir noktaya koyuyor. Hatta yerine göre bazı noktalarda Caesar'ın verdiği statlar daha iyi olabileceği için hani Ragnar'la Caesar aslında eşit noktada. Hangisi daha iyi gelişirse bir süre onun ikinci komutan olarak destansı bir komutan koymak yerine onları kullanma açısından faydalanabileceğiniz bir komutan. Oyunun ilerisinde size bir şey vaat etmiyor. KVK destek becerileri geldiğinde Ragnar'ın becerisi gelirse belki ancak işte onlardan falan faydalanabilirsiniz. Onun dışında çok da bir etkisi olmayacak. El Cid ve Tutmos'u beraber değerlendireceğim. Sevgili dostlar, erken oyunda free to play love spender birisinin okçu oynaması çok mümkün değil. Çünkü okçu birimi zayıf kalıyor. Özellikle komutanları çok iyi noktaya gitmiş fetih sezonu okçu komutanları olmadığı sürece okçu birimi oynamak Free to Play Low Spender için tamamen bir hastane ve hızlandırma masrafına dönüşüyor. Kaynak masrafına dönüşüyor. Hani alanda siz çok kalabalıksınızdır rakibe göre. 5. kıtayı çıkarmak için en iyi durumda olan komutanlarınızdan bir okçu asker de dışarıya atayım demek için belki rakip çok az kişiyken kullanabilirsiniz, ama onun dışında rakiple eşit olduğunuz, rakibin sizden kalabalık olduğu bir noktada yani ne Tutmos'u öneririm ne El Cid'i öneririm. Çünkü alanda para harcayan, Minamoto'sunu vesairesini satın almış adamlar, ekipmanlarını yapmış, daha iyi komutanlar kasmış, işte çarkını çevirmiş, valilerini kasmış adamlar alanda sizin ilk önce okçu kıtalarınızı döverek başlayacak. Çünkü okçu çok kırılgan. Okçu kırılgan olduğu için çok fazla kill vereceksiniz. Diğer kıtalarınızın savaşabilme potansiyelinden, kaynaklarından yemiş olacaksınız. O yüzden onlara dair çok bir şey beslemenizi önermiyorum. Yani iyileştirme becerisi vesaireyle birlikte belki barbar keserken ikinci komutan olarak kullanırsınız. Hasarı vesaire var ikinci becerisinde de. Belki öyle bir şey yapabilirsiniz, ama onun dışında ben size hani ikinci komutan barbar kesme dışında ne Tutmos'u ne El Cid'i çok da fazla önermiyorum. Belki Tutmos biraz daha güçlüdür ki hani güçlü de yani açıkçası. Şeyden sonra geldiği için, El Cid'den sonra geldiği için. Ama yine de hani bir free to play low spend'in okçu kıtası çıkarması fetih sezonu öncesinde çok mantıklı değil. Fetih sezonu gelir, Herman yaparsın, Zuge yaparsın, bir şeyler yaparsın. O zaman okçu kıtası bir tane daha çıkartırsın alana. En metada güçlü olan, tanklığı ve hasarı iyi olan iki okçu komutanını kasar. Free to play low spender olsan da ortaya atarsın. O zaman sıkıntı olmaz. Ama erken oyun sizin gelişiminizden yememesi gereken bir dönem. O yüzden çok da bulaşmamanız gereken bir şey. Gelelim Pyrrhus'a. Sonradan gelen komutanlar arasında altın anahtarda en güçlü komutan bence Pyrrhus. Yani sonradan oyuna eklenenler arasında. Mevcut güçlü olarak saydığım 4 komutan arasında bulunuyor kendisi. Kıymetli bir komutandır. Yavaş yavaş güçlendiğinde, yavaş yavaş fullendiğinde ilerleyen aşamada da faydalanabileceğiniz, hatta Mehmet gibi uzun süre size hizmet edebilme potansiyeli olan bir komutan. Hasar faktörü fena değil. Normal saldırı bonusu fena değil. İkinci becerisinden gelen sağlık bonusu piyade için çok kıymetli. Yani intikal hızı zaten yani bir piyade için yalvarır intikal hızı diye, yani piyade yürüyemediği için çok önemli. Yani hali hazırda saldırı bonusunun vesairesinin olması, yani aslında bütün statları çok iyi abi. Pyrrhus'un size vaat ettiği her şey çok iyi. Çok tatlı bir komutan. Ama yine de becerileri için heykel harcamamalısınız. Çünkü fetih sezonuna geçtiğinizde çok daha meta komutanlar gelecek. Pyrrhus'u altın anahtardan güçlendikçe kullanmaya devam etmelisiniz. İlk becerisi 5 olduktan sonra tadından yenmez. İstediğiniz gibi yavaş yavaş kullanırsınız. İkinci becerisindeki sağlık ve intikal hızından mümkün olduğunca faydalanmak için ikinci becerisinin de 5 olması için çaba sarf etmeniz sizin için tatlı olur. Ondan sonra yavaş yavaş diğer becerilerinin yükselmesi için kilitlerini kaldıra kaldıra ilerlersiniz. Pyrrhus tatlı bir komutan. O yüzden savunma ağacı da hani hasarının yanında ona tanklık vereceği için hani uzun süre faydalanırsınız. Yani yeri geldiğinde kendi kendine gelişirse fetih sezonunda bile faydalanabileceğiniz bir komutan. Tabii ki şans faktörü çok önemli. Yani dilerim ki Pyrrhus'larınız hepiniz için böyle çok fazla altın anahtardan gelir ve güçlenir. Çünkü gerçekten erken oyunda piyade güçlü bir birim. Size çok şey katabilecek bir etkisi var. Savunma ağacı güçlü, piyade ağacı güçlü, statları güçlü. Güzel işler yapabilecek bir komutan. Altın anahtardan gelenler içerisinde size uzun süre hizmet edeceğini düşünüyorum. Hani hem destansı komutanlarınızla eşlersiniz, hem diğer komutanlarınızla eşlersiniz. Yani ne bileyim işte Mehmet'le bile eşleseniz verim verebilecek yani. O açıdan sıkıntı olmaz. Tatlı tatlı savaşırsınız. Evet efendim, benim anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içeriklerim hoşunuza gidiyorsa bir beni bırakıp hala kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kalbinizden geçen tüm güzellikler sizinle olsun. Hoşça kalın.